Merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin doğal göllerinin oluşum türlerine göre harita üzerinden inceleyeceğiz ve bugün güzel bir harita çalışması yapacağız. Bunun için sizlerle arkadaşlar burada coğrafi bilgi sistemleri içerisinde oluşturduğum ArcGIS yazılımıyla oluşturduğum veri üzerinden gideceğiz. Burada sayısal yükseklik modeli üzerinde Türkiye'nin coğrafi bölge sınırlarında vererek şu gördüğünüz kesik siyah çizgiler. Aynı zamanda Türkiye'deki aktif fayları kırmızı çizgilerle vererek ilişkilendirmeniz için bunu kullanıyorum. Özellikle sizin için de faydalı olacaktır. Burada ayrıca göllerin isimlerini de arkadaşlar oluşum türlerine göre renk renk ayırdım. Böylece sizler de bunu ayırabileceksiniz ki şunu hemen söylemek isterim. Türkiye'de oluşum türlerine göre fazlaca çeşitli göl var. Bunun temel nedeni jeolojik, jeomorfolojik ve arkadaşlar tektonik süreçlerin farklı ve çeşitli olması, o yüzden e, temel neden olarak bunu söylemek mümkün. Bizde de buzul gölleri az orta kuşak ülkesiyiz. E, buzul gölü bizde niye var derseniz e, yüksek bir ülkeyiz, dağlık bir ülkeyiz arkadaşlar. Bunu da altını çizmek lazım. Ben bugün gölleri size aktarırken değerli arkadaşlar doğal gölleri Anakaya gölü ve arkadaşlar set gölü olarak iki ana grup altında inceleyeceğim. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar. Tektonik göller Anakaya gölleri içerisinde Türkiye'de önemli bir e, özelliğe ve alana sahip. Eğer size tektonik göl derse aklınıza gelecek yer Marmara bölgesi. Marmara bölgesinin güneyi Manyas Gölü, Kuş Cenneti ya da Kuş Gölü diyorlar arkadaşlar. Ulubat ya da Ulubat Gölü, İznik Gölü ve Sapanca. Sapanca Gölü'ne yıldız atıyoruz ki neden? Çünkü Sapanca Gölü'nün tabanı Marmara Denizi'nin yüzeyinin 28 metre altındadır. Buna kripte depresyon diyoruz. Dikkat. Daha sonra bir diğer tektonik gölümüz İç Anadolu'daki Seyfe Gölü. Daha sonra Akşehir Gölü ve yine göller öresinin arkadaşlar doğusunda yer alan Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü'ne bir yıldız atmak istiyorum değerli arkadaşlar. Neden? Orada belirtmek istediğimiz bazı özellikler var değerli arkadaşlar. Beyşehir Gölü hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür. Ve dışarıya çarşamba suyuyla akışı var. Dolayısıyla buradaki tektonik aktivite sonucu oluşmuştur. Onu da belirtelim değerli arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine Hazar Gölü'nü Doğu Anadolu'da Doğu Anadolu fay sistemi üzerinde oluşmuş Hazar Gölü'nü söylemeden geçmemek gerekiyor. Özellikle enerji üretilen doğal göllerimizden biridir ki enerji üretilen diğer doğal göllerimiz arkadaşlar Çıldır, Hazar, Tortum, Eğirdir ve Kobada gölleri. Bunları da lütfen bir yere not alınız. Ve devam edelim. Hazar Gölü'nde bu arada e, tektonik aktiviteler nedeniyle su altında kalmış antik bir yerleşme de vardır onu da söyleyelim. Ve oradan gelelim bir diğer anakaya gölü karsik göllere. Karsik gölleriniz mi hemen Akdeniz bölgesinin arkadaşlar batısını arayacaksınız ve göller yöresini arayacaksınız. Bir de İç Anadolu'nun güneyini arayacaksınız. Şimdi arkadaşlar buraya ölçeği büyüterek baktığımız zaman sizler de karsik göllerin oldukça fazla olduğunu göreceksiniz ki karsik Gölü için dolomit, jips, kalker Kaya tuzu fark etmez. Kireç taşı her neyse arkadaşlar. Bunlar üzerinde göl oluşma ihtimali vardır. Burada acı göl önemlidir. Neden? Türkiye'nin tek doğal sodyum sülfat üretilen gölüdür. Benim de tezli yüksek sans alanım. Aynı zamanda İran'daki Urmiye Gölü ve bunu kar karşılaştırarak e, uzay teknolojisi bir yüksek sans tezi hazırlamıştım. Bakın burada sodyum sülfat e, tavuzlarını görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar Akgöl, Salda Gölü ki Salda Gölü arkadaşlar. Türkiye'nin Maldivleri olarak biliniyor. Ve aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi ve NASA tarafından ortak araştırma yeri ve alanıdır. Yarışlı Gölü, Kestel Gölü ve Karagöl kurutuldu tarım alanı için. Avlan Gölü de arkadaşlar yok oldu olacak. Yani tam sınırda. Kızören Obruğu ise Türkiye'nin en derin obruğudur. 171 metre derinlik, 145 metre su derinliğine sahip. Ee, bu arada da arkadaşlar İç Anadolu'da obrukların daha da fazla oluşmaya doğru gittiğini söyleyelim. Yeraltı suyu çok fazlaca kullanıldığı için arkadaşlar. Ve bundan sonra değerli arkadaşlar, volkanik patlamayla oluşmuş Anakaya göllerine gelelim. Göller yöresi Isparta'nın olduğu yerde Gölcük Dağı'ndaki Gölcük Krateri. İç Anadolu'daki Acı Göl, Meke Gölü ve Doğu Anadolu'daki Nemrut arkadaşlar. Nemrut kalderası. Arkadaşlar bu arada bir uyarı yapmak istiyorum. Bu Gölcük Dağı, Isparta'daki Gölcük Volkanı aktif bir volkan olarak tespit edilmiştir. Makalelere ulaşabilirsiniz. Türkiye'deki volkanlar uyuyan volkan. Yani aktif volkan içerisinde uyuyan volkan sınıfındadır. Milliyetin Bakanlığı'ndaki aktif volkan yoktur ibaresi yanlıştır arkadaşlar. ÖSM biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı kitabında Türkiye'de alışkın tipi yok dedi. Ama var arkadaşlar çünkü sadece gel gitle ilgili değil. Yıllarca size bunu yanlış öğrettiler. Siz de yanlış yaptınız. KPSS ile ilgili çünkü bunu hep yan, e, farklı anlatırız ama maalesef aynı anlatanlar var halen. Türkiye'de Haliç kıyı tipi var olduğunu ÖSYM 2019 yılında ön lisans sınavında bir soruda var olarak kabul etti ve kullandı. O yüzden bu bilgiye dikkat. Türkiye'deki volkanlar aktif uyuyan volkan sınıfındadır. Milliyetin Bakanlığı'nda hayır dese bile arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Gölcük Krateri Acı Göl, Meke Gölü, İç Anadolu'daki Acı Göl'le göller arasındaki Acı Göl'ü karıştırmıyoruz. Göller arasındaki karstiktir ama tektonizma da etkili. Karma Göl'ü alabilirsiniz. Öyle yayınlarda var. İç Anadolu'daki Acı Göl volkanik. Meke Gölü, İç Anadolu'daki Meke Gölü dünyanın nazar boncuğu. Mağar yani volkanik gaz patlamasıyla oluşmuştur. Tabii ki o bölgede zamanında gittik değerli arkadaşlar. Çevresinde su vardı biz gittiğimizde. Şimdi kurtarılmaya çalışılıyor. İçerisinde bir tane koni var. Konun içerisinde de bir tane küçük krater var değerli arkadaşlar. Küçük volkanik patlama alanı da var. Yine devam ediyoruz. Bu arada değerli arkadaşlar Ramsar ve Milli Parkları daha sonra bir video yapacağım. Doğu Anadolu'daki Bitlis Satvan'daki Nemrut Kalderası Avrupa'nın en büyük kaldera gölüdür. Dünyanın da ilk 5 içerisinde yer alan kaldera gölüdür. Halen buna kriter diyenler var. Şaşkınlıkla bakıyoruz. Değerli arkadaşlar bu kalderanın içerisinde sıcak küçük bir göl de var. Onu söyleyelim. Aynı zamanda milli parktır. Volkanik göllerde böyle. Ve oradan değerli arkadaşlar geliyoruz buzul göllerine. Buzul göllerinin sayısı Türkiye'de az niye orta kuşak ülkesiyiz? Türkiye'de niye var? Yüksek bir ülkeyiz. Buzul gölü dediği zaman hemen arkadaşlar Marmara'nın güneyi Uludağ ve çevresi gelecek aklınıza değerli arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Uludağ çevresi bu anlamda önemlidir. O bölgeye dikkat. Uludağ'da buzul şekilleri var mı? Var. Aktif buzul var mı? Yok. Buzul gölü var mı? Var. Evet arkadaşlar. O yüzden sizler de bu alana lütfen dikkat edin. Ve geliyoruz tekrar buzul gölünün olduğu yer ee, Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz'e de çıktık mı buzul göllerine? Evet. 3500 metredeyiz değerli arkadaşlar. 32 kilogram ağırlığındaki çantayla bu güzel coğrafyayı görüp sizlere aktarmak için ve birebir öğrenmek için gittik. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Peki Cilosat göllerinde Hakkari Kuzey Irak sınırına var mı? Var. O bölgeye de gittik fotoğrafımız var ama maalesef ee, o fotoğrafları kaybettik arkadaşlar bir şekilde teknik e, hatadan dolayı. Ama bir daha inşallah e, o bölgeye de gideceğiz. Dolayısıyla değer, değerli arkadaşlar. Karma gölleri en sona bırakıyorum. Onu daha sonra size aktaracağım ve e, devam ediyoruz ve geliyoruz arkadaşlar set göllerine set göllerinden önemlisi ne? Türkiye'de kıyı set gölleri neresi gölü aklınıza Marmara ve çevresi burada Durusu Terkos büyük çekmece küçük çekmece küçük çekmece gölüne yıldız atıyoruz Kanal İstanbul'un e, tam olarak arkadaşlar Marmara'ya açıldığı alandaki doğal su merkezi dikkat ve sonra Çukurova ve çevresinde Ak Yatan gölü ve Ay Yatan gölü dikkat yine geliyoruz alüviyasi set göllerine arkadaşlar alüviyasi set gölleri de Marmara Gölü, Gediz Vadisi'nde, Çam içi Bafa Gölü, Büyük Menderes, Köyceğiz, Dalaman Çayı, Eber Gölü, Eymir Gölü, Mogan Gölü. Peki hocam bu gölleri oluşturan akarsular neler? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Su kesen Başpınar, Gölova, Yavrucak, Mogan, İmrahor, Eymir, Büyük Menderes, Bafa, Dalaman, Köyceğiz, Gediz, Marmara Gölü. Dolayısıyla bakın bunları da sizin için aktarmış olduğum alan bilgisini belki çıkar. Bu kadar ayrıntı YKS'de pek zannetmiyorum ama alan bilgisinde de KPSS'i de çıkabilir arkadaşlar. Bunlar bizim alüvyal, e, önemli alüvyal set göllerimiz. Oradan geliyoruz değerli arkadaşlar heyelan set göllerine. Heyelan set göl dediği zaman Türkiye'nin kuzeyi gelecek hakkınız. Özellikle Karadeniz batısı ve doğusu arkadaşlar. Batısında Abant, Yedi Göller, Yeni Çağ, Sera, 7 yine doğuda, Doğu e, Karadeniz'de Karadeniz'e ve Tortum Gölü enerji üretiyoruz. 7 göllerini Doğu Anadolu'da bir heyelan set gölümüz var. Abant Gölü oluşan bir deprem sonucunda akarsuyun heyelan heyelanla kapanması sonucu oluşuyor arkadaşlar. Öyle bir özelliği var. Onun da altını çizelim. Heyelan set göllerini yaptık arkadaşlar. Alüvyal, heyelan, kıyı set gölleri ve volkanik set göllerine bakalım. Hemen Doğu Anadolu gelecek tabii ki aklınıza. Burada Erçek, Nazik, Haçlı, Balık, Aygır Çıldır. Arkadaşlar kodlamayla modlamayla isim öğrenmeyin. ÖSM'de YKS'de özellikle asla böyle bir şey sormayacak. Ve zaten bunu öğrencilerin başarısızlığından da görüyoruz. Önemli olan nerede ve nasıl özelliğini ona bakın. Devam edelim değerli arkadaşlar. Ve burada bir Traverten Set Gölü göstermek istiyorum size. Ee, Erzincan'da arkadaşlar Otluk Beli Gölü. Bu da Traverten Set Gölü'dür. Lütfen bunları unutmayınız. Şimdi gelelim Karma Göllere. Karma göller iki farklı coğrafi olayın etkisiyle oluşmuş göller. Örneğin Van Gölü bakın Türkiye'nin en büyük gölü Sodalı'dır. Hem tektonik bir çukurlukta oluşmuştur hem de volkanik set yani lav set gölüdür. Nemrut volkanından çıkan lavlarla burada akarsu önünün kapanmasıyla oluşmuştur. Yine göller yöresinde arkadaşlar karma göllerimiz var. Bu karma göllere bakalım hangi iki faktörle beraber oluşmuşlar onu bir değerlendirelim. Arkadaşlar Burdur Gölü tektonik karstik, Eğirdir Gölü tektonik karstik, Kovada Gölü tektonik karstik. Bu arada Acıgöl'de hem tektonik hem karstik karma göl için alabilirsiniz. Eğirdir Gölü'nün Kovada çayıyla dışarı yakışı vardır. Kovada'nın da Aksu çayıyla dışarı yakışı vardır arkadaşlar. Bunu da hemen söylemek isterim. Böylece arkadaşlar gölleri harita çalışmasını tamamlamış olduk. Bir eksiğimiz hatamız olursa yazınız olabiliyor bazen. Dolayısıyla bunu da tamamlamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. İyi günler diliyorum.